demek biz bir şey yapamayız? Muhasebe müdürü değil misin sen? Öyle mi? Peki. Karaçay Holding'e gidiyoruz. Agah babacığım. Akşamın menüsünü sormak için geldim ben. Malum Şeniz Hanım yok ya, işi ben devraldım. Bu senin vazifen değil. Çık dışarı. Çık dedim. Agah Bey, beni çağırmışsınız. Gel kızım, gel. Geç otur. Sıkıntı yok değil mi? Bak kızım. Şimdi söyleyeceklerim ikimizin arasında kalacak. Anladın değil mi? Yalnızca ikimizin arasında kalacak. Bak sen. Ne yapıyorsun Nurten? Hı? İşten kaytarmak için burada saçma sapan biblolar mı siliyorsun? Ne kaytarması ayol? Şeniz Hanım'ın biblosu. Her gün tozunu almak alışkanlık olmuş. Kırıldı. Nurten, senin olanlardan haberin yok galiba. Şeniz bu evden gönderildi. Üstelik onu Agah babam gönderdi. Bundan sonra bu evin hanımı benim. Ben ne dersem bu evde o olacak. Sen kimsin ya? Ha? Kimsin sen? Demek Şeniz Hanım bu evden gönderildi, öyle mi? Bak sen. Kız. Damla su. Sen sabah sabah yine yürek yedin galiba ha? Bana bak. Babandan gizli o annenle görüştüğünü biliyorum senin. Ama tabii ki bunu benim tek başıma bilmem bir şey ifade etmez. İstiyorsan başkaları da öğrensin. Hadi git söyle. Umurumda bile değil. Annem bu eve geri dönecek. Hem de öyle bir dönecek ki senin izin bile kalmayacak bu evde. O kadar emin olma. Su damlası. Tatlım. Sen Şeniz Karaçay'ı tanıyamamışsın. Ne diyor bu anası kılıklı? Babaanne. Bak bu şeytan Şeniz'in kesin bir planı var. Eve dönmek için elinden geleni yapıyor. Ya. Büyük sözü dinlemiyorsun ki. Yayılıp kalma diyorum sana. Kocana, yuvana sahip çık. Şeniz'in bir planı varsa senin iki planın olacak. Cemre. Ne konuştunuz babamla? Senin rengin niye attı böyle? Kötü bir şey mi var? Yok. Yok bir şey. Biz de mi iyiydi? Gerçi biz diye bir şey var mı ki? Benim dışarıda biraz işim var. Çıkmam lazım.
Şeniz Hanım bir dakika. Agah Bey'in emri var, giremez. Tanımıyorum ben o emri. Lütfen Şeniz Hanım. Çekilin. Lütfen bizi zor durumda bırakmayın. Çekilin dedim. İzin vermeyin, gidin peşinden. Şeniz Hanım. Lütfen Şeniz Hanım. Şeniz Hanım. Şeniz Hanım lütfen. Şeniz Hanım lütfen giremezsiniz. Bakın bir kere daha uyarmayacağım sizi. Çekilin. Tamam bana bırakın. Bizden uzak dur. Amcamdan, köşkten, şirketten uzak dur. Sen değil. Ben kazanacağım. Ben. Seni bu şirketten de, köşkten de kazıya kazıya atacağım. Anlıyor musun beni? Hala umudum var demek. Vay be. Ben umut etmem Nedim. İsterim. Ve alırım. Hiç tanıyamamışsın beni. Yo. Seni çok iyi tanıyorum. Senin ne kadar ahlaksız, ne kadar rezil bir insan olduğunu benden daha iyi kimse bilemez. Ölü gibiydim senin yüzünden. Sırf senin gerçek yüzünü gördüm de yıllarca zehirledin beni. Sandalyeye mahkum ettin. Ben amcamın yüzüne her baktığımda utanıyorum, vicdan azabı duyuyorum. O an geliyor gözümün önüne yenge. Sen ve babam. Her seferinde amcamın yüzüne haykırmak istiyorum. Keşke silebilsem gözümden. Ama silemiyorum. Utamıyorum. Seni kendi ellerimle parçalamak istiyorum. Bir daha. Bir daha seni etrafımızda görürsem yemin ederim. Bu kadar sakin kalmam. Gözünün yaşına bakmam. Babamla olan yasak ilişkini amcama anlatırım. Tuttun beni. Defol git şimdi. Şeniz Hanım'a kapıya kadar eşlik et. Sakın. Geliyor, geliyor. Ne olmuş? Agah Bey şirkete almayın demiş. Vay be. Gerçekten. Vay be. Ben şimdi...
Şeniz Karaçay'san bu burada bitmez dedim. Ya sen ya ben. İkimizden biri gidecek. Benim tek suçum onları görmek. Kimleri? Yengemi. Yengemi ve babanı. İkisinin amcamı aldattıklarını gördüm. Geri kalan her şey bu yüzden oldu. Sen benim köprüden önceki son çıkışımsın. Sen elimde olduğun sürece kimse beni bu köşkten atamaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.